Merhaba Şifre Net izleyicileri. Karşımızda Samsung'un en iyi tabletlerinden bir tanesi olan Galaxy Note Pro var. Note Pro'nun birkaç farklı modeli var boyut olarak. Bu 12,2 inçlik olan modeli ve devasa bir ekrana sahip. Zaten Samsung buna A4 boyutunu tablete getirdik diyor. Ve aslında çok da yanlış bir tabir değil. Yaklaşık A4 kağıt boyutunda ve üzerine kalemle de yazabiliyorsunuz. Şimdi gelin bu tabletin teknik özelliklerine, kullanım detaylarına ve çevresinde gördüğünüz aksesuarların nasıl kullanılacağına bakalım. Samsung Galaxy Note Pro'nun etrafında neler var şimdi yakından bakalım. Ürünün arka tarafı deri hissi veren bir kaplamayla kapatılmış durumda. Gayet rahat gündelik kullanımda elinizi gayet rahat ettiren bir şey. Tepe tarafa baktığımız zaman 8 megapiksellik bir kamera var ve bu flashlı bir kamera. Tableti kendime doğru tuttuğum zaman sağ tarafa denk gelen kısımda Samsung'un S Pen'i mevcut. S Pen'i yerinden çıkardığım zaman zaten ekranda otomatik olarak açılıyor ve benim kullanımıma hazır hale geliyor tablet. Bu S Pen'le her şeyi yazabiliyorsunuz ve cihazı olduğu gibi kontrol edebiliyorsunuz. Parmakla dokunmanıza gerek kalmıyor. Zaten bunu size gösterdiğimiz uygulamalarda da görmüşsünüzdür. S Pen dolayısıyla oldukça başarılı bir uygulama ve bu tabletin isminin Note olmasını da tabii ki bu sağlıyor. Etraftaki girişlere bakmaya devam ettiğimiz zaman bu tarafı çevirince stereo hoparlörlerden bir tanesini bu tarafta görebiliyoruz. Aynı şekilde yine üst tarafa doğru tableti kendinize doğru tuttuğunuz zaman diğer hoparlör de burada mevcut. Yan taraftan devam ettiğimiz zaman USB 3.0 yuvasını görebiliyoruz. Buraya eski kablolarınızı takabilirsiniz. Hani normal micro USB'leri takabilirsiniz. Bir kısmı ona göre şarj eder, data aktarırsınız. Fakat USB 3.0 hızını bu kablolarla yaşayamazsınız tabii ki. Kutu içinden size zaten bunun için uygun kablo da geliyor. Buraya takarak hem şarj edersiniz hem de data aktarımı yapabilirsiniz. Hemen alt tarafına baktığımızda bir micro SD kart yuvası mevcut. Bu kart yuvasını tırnağınızı açtığınız zaman hemen altta bir tane yuvayı hemen görüyorsunuz zaten. Üründe yeteri kadar depolama alanı var fakat örneğin bir şeyler yedeklemek, kopyalamak veya içeri aktarmak istediğiniz zaman kablodan değil de başka bir telefondan vesaire doğrudan burayı kullanabilirsiniz. Tabletin sol tarafını çevirdiğimiz zaman 3.5 mm'lik ses çıkışını da görebiliyoruz. Burası 4 pinli çıkış dolayısıyla mikrofonlu kulaklıkları destekliyor. Cihazın alt tarafı olduğu gibi boş. Çünkü zaten size Samsung'un sunduğu Bu Cover isimli aksesuar burayı kapatıyor ve zaten cihazı bu şekilde dayıyorsunuz. Buranın boş bırakılması gayet önemli. Onları da birazdan size göstereceğiz. Tabletin üst tarafını çevirdiğimiz zaman hemen burada bir tane infrared yuvası görüyoruz. Bu kızılötesi yuvası kullanıcılara genel olarak data aktarmak için kullanılıyordu eskiden. Fakat şimdilerde sadece çevredeki cihazlara komut etmek için kullanılıyor ve kumanda olarak kullanılması için tabletin bu gerekli. Eskiden data aktarırken tabii ki yerini Bluetooth'a bırakmıştı. Şimdi ise artık farklı bir işlev için bütün tabletlerde neredeyse görmeye başladık. Hemen yanında bir tane mikrofon var. Sesli görüşme yapacağınız zaman sesiniz nereden alacak? Tabii ki buradan alacak eğer kulaklık kullanmıyorsanız. Ses düğmelerini ve güç düğmesini de hemen tepede görebiliyoruz. Şu an dörde bölerek kullanabildiğim ekran çözünürlük olarak da oldukça yüksek. Tam tamına 2560 piksele 1600 piksel. Dolayısıyla ben ekranı 4'e böldüğüm zaman şurada gördüğünüz her bir dilimin boyutu 1280x800. Evet, neredeyse giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayar boyutundaki ekranlarda 4 tanesini buraya dizmiş ve aynı anda çalışıyor durumdayım. Tabii ki bunu mümkün kılan şey de bu ürünün işlemci bellek performansı. Yanı sıra bu muhteşem çözünürlükteki ekran. Ekranın çözünürlüğü kadar görüntüleme açıları oldukça başarılı. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bunu konumlandırdıktan sonra her açıda bu ekrana bakarak işlerimi yapabiliyorum. Bunun tabii avantajından bir tanesi de biraz sonra size göstereceğimiz aksesuarların bir tanesi olan kapakla birlikte iyi bir çalışma sergilemesi. Dolayısıyla doğrudan ekranı karşınıza alıp ona dik açıyla bakmanıza gerek yok. Kenarlardan da oldukça güzel görüntüleme açılarına sahip ve doğru düzgün renkler üretebilen bir ekranda karşı karşıyayız. Samsung Galaxy Note Pro'yu Samsung'un diğer tabletlerine ayıran şey elbette içindeki Note vurgusu. Bu Note vurgusu nereden geliyor? Tabii ki ürünün yanında size verilen S Pen'den geliyor. Bu S Pen sayesinde isterseniz parmakla kullanabileceğiniz gibi, tabii ki bu mükemmel ekranda parmakla kullanma deneyiminde oldukça iyi. İsterseniz yazma çizme işlerinde doğrudan bu kalemle yapabiliyorsunuz. Bu kalemin tek özelliği tabii ki sizin buraya bir şeyler yazmanızı sağlamak değil. Üzerinde bir tane de tuş bulunuyor. Bu tuşa bastığınız zaman ekrana götürüp size bir menü açılıyor. Bu menüde birçok farklı özellik var. Bunlardan bir tanesi isterseniz görev notu açabiliyorsunuz kendiniz hemen. Hemen bir not yazdım. Bunu hemen kaydedebiliyorum. İstediğim herkese gönderebiliyorum. O menüde daha farklı seçenekler de var. Diğerlerine bakalım. Yine düğmeye bastım. Karalama defteri açabiliyorum.
Karalama defteri bildiğiniz eskiz defteri. Doğrudan buralara bir şeyler not alabiliyorum ve bunları en nihayetinde bana derleyip topluyor. S Pen'le açılan menüde diğer bir seçenek de ekran notu. Ekran notu doğrudan ekranın görüntüsünü alıp üzerine bir şeyler yazmanızı sağlıyor. Şu an az önceki ekranın görüntüsünü aldım. Buradan hemen dosya, buraya bilgiler, hemen buraya da hop. Şununla paylaş dediğim anda zaten bana bütün paylaşım seçeneklerini sunuyor ve buradan istediğim kişiye, istediğim mekana bu görüntüyü atabiliyorum. S Pen menüsündeki özelliklerden bir tanesi de S Finder. S Finder çok ayrıntılı bir arama yazılımı. Buraya yazdığınız şeyi doğrudan farklı içerik filtrelerine göre ve zamana göre arayabiliyor. İsterseniz etiketlere göre de arama yapabiliyorsunuz. Hatta konuma göre filtreleme de yapabiliyorsunuz. Buradaki konumdan kasıt GPS filtresi. Galaxy Note Pro üzerinde 8 megapiksellik arka kamera ve 2 megapiksellik ön kamera var. Ön kamerayı hemen burada görebiliyorsunuz zaten. Ufacık bir kameramız var. Arka kamera 8 megapiksel ve Full HD video çekebiliyor. Ürünün fotoğraf özelliği ile ilgili test görsellerimizi yine Full HD olarak kırpılmış biçimde şu an ekranda görebilirsiniz. Ürün üzerinde Android 4.4 KitKat işletim sistemiyle geliyor ve bunun yanında elbette ileriki Android sürümlerine de oldukça uygun. Çünkü donanımsal yeterlilikleri oldukça yüksek. Üründe hem 3 GB bellek var hem de işlemcisi oldukça kaslı. Dolayısıyla müteakip update'leri de artık Samsung'un hızına bağlı olarak bu üründe göreceğiz. Kablosuz ağ desteği konusunda Galaxy Note Pro oldukça donanımlı. 802.11ac teknolojisini destekliyor ve yüksek hızda kablosuz ağ deneyiminizi size yaşatıyor. Hatta ülkemizde evinize bağlı olan internet hızından çok daha hızlı bir kablosuz ağ iletişimine sahip olduğunu söyleyebiliriz potansiyel olarak. Üründe aynı zamanda Bluetooth var ve GPS tabii ki bu tür tabletlerde, bu tür ürünlerin hepsinde var. Asla es geçilmiyor. Fakat ilginç bir şey, ürün tepesinde hemen Samsung logosunun tepesinde bir tane infrared alıcı var. Bu infrared alıcı sayesinde ürünü bir kumanda gibi de kullanabiliyorsunuz. Çeşitli cihazlara hükmedebiliyorsunuz uzaktan. Bu da ilginç bir artı olmuş ve son zamanlarda biz bundan 5 sene önce unutuldu dediğimiz teknoloji tekrar dirilerek bu tür teknolojinin son noktasındaki ürünlerde kendisini gösteriyor. Galaxy Note Pro'nun kutusundan ürünü şarj edebileceğiniz ve aynı zamanda hızlı veri aktarımı için kullanabileceğiniz USB 3.0 kablosu çıkıyor. Evet, bu ürün USB 3.0 desteğine sahip. Tabii ki eski ince uçlu micro USB kablolarınızı da bu üründe kullanabilirsiniz. Fakat esas olan şey USB 3.0 ile hızlı veri aktarabilmeniz. Yanında çıkan bir diğer bir şey de 5 wattlık şarj adaptörü. Sadece 5 wattlık bir adaptör çıkması bu ürünü şarj ederken biraz vakit harcamanıza sebep olabilir çünkü üründeki pil oldukça büyük. Kutunun içine aynı zamanda S Pen uçlarını değiştirebileceğiniz bir aparatla 5 adet yedek uç da çıkıyor. Bu da gayet önemli çünkü diğer tarafta düşünsenize S Pen'inizin ucu gitti. Sonra tekrar bunu nasıl değiştireceksiniz, nasıl yedeğini bulacaksınız. Sonuçta bunlar önemli şeyler ve sürekli yazarak kullanmanızı düşünülen bir tabletten bahsediyoruz. Burada ismi boş boşa not değil. Dolayısıyla S Pen için kutuya ekledikleri bu güzel hediye de bizden artı puan aldı. Tabletimizi ayrıntılarıyla tanıdık. Şimdi Samsung'un size sunduğu aksesuarlara geçelim. Samsung Galaxy Note Pro'nuzu yanınızda sürekli taşımak istiyorsanız ekranı ve etrafını çizilmelerden korumak istersiniz. Elbette üzerindeki kaplama oldukça dayanıklı olsa bile başka cihazlarla veya örneğin anahtarlarla aynı yere girdiği zaman bir yerden sonra zedelenmesi kaçınılmaz. Bunun için Samsung size bu kılıfı sunuyor. Bu kılıfın ismi Book Cover. Book Cover özel olarak bu ürün için üretilmiş bir şey ve iki farklı konumda tabletinizi kullanmanızı da sağlıyor masa üzerine koyduğunuz zaman. Şimdi bunu nasıl kullanacağına yakından bakalım. Book Cover'ın kapağını açıyorum. Ürünün kamerası olan tarafını bu şekilde yerleştiriyorum. Book Cover'ın farklı renkleri olsa bile açıkçası hangi renk tableti kullandığınızın önemi kalmıyor. Çünkü tabletin gördüğünüz üzere zaten renkli olan her tarafını kapatmış durumda. Bu şekilde şu an Smart Cover özelliği var zaten. Açtığım zaman ekran açılacak, kapadığım zaman geri kapanacak. Peki masa üzerinde bunu nasıl kullanabilirim? İki farklı yöntem önermiş Samsung. Bir tanesi dikey pozisyon. Kapağın arkası manyetik yapışıyor. Ondan sonra alt tarafını kıvırdığım zaman bu şekilde herhangi masada tablet durabiliyor. İkinci kullanım pozisyonu için ise tekrar baştan başlayayım. Kapattım. Arkadaki manyetik kısım kapağı bu şekilde burada tutuyor. Üzerine bıraktığım zaman hafif eğimle birlikte ekranda yazı yazmak istediğimde yazabileceğim şekilde hafif bir eğim sağlıyor.
Açıkçası başka aksesuarlarınız varsa bu pozisyonu pek kullanacağınızı sanmıyoruz. Çünkü Samsung size bir de klavye ve fare sunuyor. Şimdi onlara bakalım. Samsung bütün Android kullanıcılarının istifade edebileceği iki tane aksesuar sunuyor. Şu an bunlar önümüzde. Bir tanesi S Action Mouse. Bu Bluetooth üzerinden herhangi bir Android cihazı, hatta belki PC'nizde bile kullanabilirsiniz bir yere kadar, bir fare. Diğeri ise Bluetooth klavye. Bluetooth klavyeler de aslında her cihazda kullanılabilir şeyler. Fakat tabii ki üzerindeki bütün tuşlar bir miktar Android cihazları için özelleşmiş durumda. Elbette bu klavye biraz daha özelleşmiş bir ürün. Çünkü Android'e özel birçok komut tuşu da ve multimedya tuşu da bunun üzerinde. Örneğin ekranı kilitlemek için başka bir tuşunuz var. Ekranı tekrar açmak için başka bir tuşlarınız var. Geriye dönmek için Escape yerine mesela geri dön tuşu mevcut. Hani Android cihazın alt satırında bulunan veya tuşu olarak, soft tuş olarak bulunan komutlar buraya yerleştirilmiş durumda. Samsung'un bu klavyesini ben açıkçası tuş dizilimlerine takmış birisi olarak oldukça beğendim. Çünkü bütün Türkçe tuşlar da üzerine, Q klavyenin üzerine yerleştirilmiş durumda ve büyük bir Enter tuşunuz var. Bu açıkçası bu boyutta bile gayet kullanım kolaylığı sunuyor. Ürün Bluetooth üzerinden bağlanıyor demiştik. Arka tarafta da açma, kapama ve eşleştirme, Bluetooth için eşleştirme düğmesini görebiliyorsunuz. İki adet de 3A pille, yani ince kalem pil dediğimiz pille çalışıyor. Ürün oldukça şık, ufak tefek ve her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir şey. Eğer özel olarak hani bir virüslü bilgisayara ihtiyacınız yoksa ve bir Android tabletle kullanacaksanız oldukça iyi bir tercih. Tabletlerle klavye kullanmaya smart coverlardan veya keyboard coverlardan az çok alışığız. Peki fare kullanmaya ne dersiniz? Elbette Galaxy Note Pro aldığınız zaman S Pen'i kullanmayı tercih edebilirsiniz. Fakat kalemi sürekli bir yere bırakıp geri almak biraz meşakkatli olabilir. Dolayısıyla burada imdadımıza S Action Mouse yetişiyor. S Action Mouse yine Bluetooth üzerinden çalışan ve tek bir pil kullanan fare. Eşleştirdikten sonra doğrudan birçok işlemi tablet üzerinde yapabiliyorsunuz. Örneğin ekranı açmak için yine fareyi hareket ettirmem yeterli. Farenin üzerinde özel komutlar için yan tarafa bir de tuş yerleştirmiş durumda. Burası sağ ile tuttuğunuz zaman baş parmağınıza denk geliyor. Buradan çeşitli menülere uzun veya kısa basarak erişebiliyorsunuz. Üzerindeki kaydırma tuşu da ana ekranda widget'ları veya sayfaları kaydırıyor. Bulunduğunuz yere göre de bu özellik değişebiliyor. Gördüğünüz üzere Samsung Galaxy Note Pro bu aksesuarlarla birlikte kullandığınız zaman tam bir taşınabilir iş istasyonu dönüyor. Zaten işlemci gücü ve bellek açısından ne kadar güçlü olduğunu da size anlatmıştık. Dolayısıyla isterseniz bunları kullanmadığınız zaman da tam teşekküllü bir tableti sürekli yanınızda taşımanın rahatlığını hissedebilirsiniz.